Sensei'nin ikinci bölümüne başlıyoruz. Yıldız saat açısı Sidereal Hour Angle SHA'yı ve saat açılım Right Escension RA diye kısaltmasıyla gösteriliyormuş. Bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar burada bizim Aries'i göstermemiz gerekiyor. Aries noktasını ilk videomda anlatmıştım. Aries sabit bir noktaydı. Bu Aries noktasının bilgilerini Notik Almanak dediğimiz bir kitabımız var. Şu şekilde. Bu kitabı zaten kullanacağız soru çözerken vesaire. Bu kitabın içerisindeki bilgilerden yararlanarak sorular geliyor. Ve gemide de biz konumumuzu bulurken yine bu kitaptaki bilgilere bakarak buluyoruz. Bu kitabın içerisinden tarih ve GMT zamanının bilgileri girildiği zaman direkt bize arkadaşlar Aries'in bilgileri veriliyor. Mesela şuradan bir sayfa açtım. Ne zamanmış? 2011 Nisan 7-8-9. Bakın burası 7, burası 8, burası da 9. İşte diyelim ki 7 Nisan olsun. 7 Nisan saat 3. Bakın Aries'in YŞA bilgileri verilmiş saat 3'te 240 derece 02,9 dakikaymış. Yani direkt bunu siz buradan bulabiliyorsunuz. Gemide işte tarihinizi biliyorsunuzdur ve GMT saatinizi de oradan bulduğunuz zaman direkt bu bilgileri buradan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Aries'imiz bizim sabit bir noktaymış. Onun için öncelikle burada biz bir Aries noktası belirleyelim. Diyelim ki Aries noktamız tam olarak şurası olsun. Şimdi dünyamızda ne vardı? Bir ekvatorumuz vardı. Hemen ekvatorumuzu şöyle gösterelim. Ve kuzey kutup noktası, güney kutup noktası şuralara hemen yazalım. PN. Burası da PS ile. Şimdi bunun gök boylamını çizelim arkadaşlar. Gök boyla önce güneyden başlayalım şöyle. Biraz daha kalınlaştıralım. Yukarı doğru PN'ye geçiyor. Bu bizim neyimizmiş? Aries noktamızmış. Aries'in gösterimi şu şekilde oluyordu arkadaşlar. Aries noktamızı bu şekilde gösteriyoruz, tamam mı? Burası benim gök boylamım, Aries'in bulunduğu gök boylamını şu an çizdim. Bir de bizim neyimiz vardı? Greenwich noktamız vardı, değil mi? Greenwich Londra'da bir kasabaydı. Onu da gösterelim. Onu da farklı bir kalemle, maviyle gösterelim. Greenwich noktamız da arkadaşlar tam olarak burada olsun. Hani Londra neredeydi? İngiltere tarafındaydı. İngiltere'de dünyanın kuzey kısımlarındaydı. Onun için bunun iz düşümü buraya denk gelir. Onun için buraya çiziyorum. Bakın şimdi Greenwich'in gök boylamını gösteriyorum. Biraz daha kalınlaştıralım. Buraya da biz kısaltma olarak ne diyelim? G yazalım, tamam mı? Şimdi biz bir yıldızdan gözlem alacağız. Onun için bir yıldızımızın olması gerekiyor. Bu yıldızımızı da yeşil kalemle gösterelim. Bu yıldızımız da nerede olsun? Dünyanın tam şu kısmında olsun. Şöyle şurada bir yıldızımız olsun arkadaşlar. Bu yıldızın da hemen gök boylamını çizelim şu şekilde. Şimdi arkadaşlar daha önceki videoda zaten anlatmıştık. G'den bu yıldıza kadar olan saat açısına biz ne diyorduk? GŞA yıldız, bakın onu çizelim hemen. Buna biz ne diyorduk? GHA yıldız. Şimdi bir de arkadaşlar bu Greenwich'ten Aries'e olan şu saat açısına biz ne deriz? Şu şekilde gösterelim. Bu saat açısına da biz GHA Aries diyoruz. Bakın yazıyorum. GHA Aries. Aries'i şöyle gösteriyorduk. Şimdi Aries'ten de yıldıza olan bir mesafemiz var. O mesafede şöyle gösterelim. Bu mesafemiz var. Bu mesafeye de biz SHA diyoruz. SHA yıldız. İşte o zaman hemen formülümüzü yazalım arkadaşlar. Neyi bulacağız biz? SHA'yı. GHA yıldız eşittir diyoruz. Bakın GHA burasıysa, GHA Aries'te SHA yıldızı toplarsam ben GHA yıldızı bulurum. O zaman GHA yıldız eşittir SHA yıldız artı GHA Aries diye bu şekilde bir formül yazarım. Şimdi geldik. Yani birincisini hallettik. SHA'yı anlattık.
İkinci olarak right eskenşin RA'yı göstereceğiz. RA da arkadaşlar bakın biz bu Aries'ten bu tarafa doğru SHA'yı gösterdik. Bir de arkadaşlar bu Aries'ten tam bu şekilde tam tersi tarafa giderek tam ters şekilde giderek şöyle yıldıza geliyoruz. Bakın buradan böyle giderek biz neyi bulmuştuk? SHA yıldızı bulmuştuk. Bir de tam tersine böyle dolanarak gidersek bu da arkadaşlar RA yıldızı ifade ediyor bize. RA yıldız. Tekrar şuraya da yazayım. Tam orada belli olmadı. RA yıldız. O zaman şimdi bunun da formülünü yazalım arkadaşlar. Bakın RA yıldız böyle. SHA yıldız böyle. Bunun ikisini toplarsak ne olur? Tam bir tur atmış oluruz. Dünya üzerinde tam bir tur attığımız zaman 360 dereceye eşit oluyordu. O zaman arkadaşlar yazalım. RA yıldız artı SHA yıldız eşittir 360 derece. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Saat açısı veya meridyen açısı. İngilizcesi hour angle'mış arkadaşlar. Kısaltması ise HA veya T olarak gösteriliyormuş. Bunu inceleyeceğiz. İlk önce arkadaşlar bir gözlemcimizin olması gerekiyor. Ben bu gözlemciyi tam olarak şu noktada olsun istiyorum. Z noktası. Yani gözlemcimizin olduğu noktaya biz Z ifadesini verdik. Bu noktada. Şimdi dünyamızın şu şöyle ekvatoru. Şu kısımda gökün neyi vardı? Gök kutbu kuzey. Gök kutbu güney. Evet şimdi bu Z noktamız gözlemcimizin olduğu noktaydı arkadaşlar. Bu Z noktamızın hemen boylamını çizelim. Şöyle bir boylam olur. Bir de bizim bir yıldızımız olsun. O yıldız da tam olarak burada olsun. Bunun da hemen gök boylamını çizelim. Şu şekilde bunun da gök boylamı var. Şimdi bunu çizdikten sonra biz LHA değerimizi nasıl buluyorduk? LHA neydi? Daha önceki dersimizde anlatmıştık. Bu LHA değerimizi bulurken arkadaşlar gözlemcinin doğusundan batısına doğru çiziyorduk. Yani bu tarafa doğru geliyorduk. Bakın buradan böyle dönüyorduk. Ve yıldızı bu şekilde buluyorduk. İşte biz buna ne diyorduk? LHA yıldız diyorduk. Şimdi saat açısı veya meridyen açısını ise arkadaşlar nasıl buluyoruz? Ona gelelim. Bu da gözlemcinin yıldıza olan en yakın mesafesine deniyor. Mesela buradan bu şekilde çok dolandık. LHA yıldızı öyle bulduk. Ama diyor ki bunda Z noktasına en yakın şekilde yıldızı bulun diyor. En yakın nokta olarak nereden gideriz? Bu taraftan gideriz değil mi? O zaman bizim HA değerimiz neresi olur? Burası olur. HA. O zaman hemen formülümüzü yazalım. LHA yıldız büyük eğer büyükse büyük eşit 180 derece ise 180 derece ise bu birinci formülümüz tamam mı arkadaşlar? LHA yıldız artı HA eşittir 360 derece olur. Bu formülümüzden biz HA yani T bunun diğer şeyi de T'ydi bakın T değerimizi bulabiliriz. Eğer LHA yıldız değerin küçük 180 derece ise o zaman ne olur arkadaşlar? LHA yıldız eşittir HA yani diğer bir ifadeyle T'ydi. Buna eşit olur. Bu iki formülü kullanarak biz HA ve LHA'nın işte durumlarını arkadaşlar bulabiliyoruz. Bu birinci formül bu olsun. Birinci formül.
İkinci formülümüzse neymiş? Buymuş. Şimdi yıldızla z'yi yer değiştirseydik de yıldız buraya geçecekti. Z buraya. O zaman el aşağı burası olacaktı. En yakın nokta da haşağı için bu taraf yine olacaktı. Bu tarafa doğru gidecektik bunda. El aşağı yıldızla haşağı yıldız eşit olacaktı buradaki gibi arkadaşlar. Şimdi o zaman birinci olan kısmımızı tamamladık. Başucu noktası zenite geldik arkadaşlar. Başucu noktası da şu şekilde oluyor. Bakın burası dünyanın merkezi olsun. Tam M noktası. Ve bizim gözlemcimiz dünyada bu noktada durduğunu düşünelim. Bakın bu gözlemcimiz buradaysa gök koordinat sisteminde yukarı doğru bu şekilde çizdiğimiz zaman kestiği nokta burası oluyor. İşte biz bu noktaya arkadaşlar zenit noktası diyoruz. Onun Türkçesi de başucu noktası. Tam tersini düşünecek olursak şu şekilde tam şuraya gelir. İşte bu noktada arkadaşlar benim ayak ucu noktam olur. Buraya da biz ne diyormuşuz? Nadir. Ne diye ifade ediyormuşuz. Tabi böyle direkt geldim kestim de o noktada yaklaşık olarak işte iz düşümü şuraya falan denk gelir. Muhtemelen diğer yarım kürede. Ama biz tabi yuvarlak olunca şöyle direkt kesip buraya yazdık. Normalde şurada bir yerde olur yani. Şurada olmaz. N noktamızda diğer tarafta yani bu görünen yer değil de arka tarafında. Çünkü bu Z noktası görünen yerde. Arka tarafında da N noktası olur. Yani bu ön taraf olarak düşünmeyin burayı. Dünyanın yani gök koordinat sisteminin arka tarafında bir noktada olur bu N noktası. Bu N noktası da ayak ucu olarak ifade ediliyormuş. O zaman biz ne yaptık? Başucu noktasını ve nadir ayak ucu noktasını bu noktada bitirmiş olduk. Dördüncü olarak göksel ufuk yani celestial horizon. Şimdi bizim gözlemcimiz neredeydi? Buradaydı arkadaşlar. Bizim gözlemcimiz nerelere görür? İşte tam dünyayı şöyle ikiye bölersek şu yukarıda kalan şu kısımlardaki gök cisimlerini görebilir. Bu kısma üst kısım diyoruz. Bunun altında kalan kısımlarsa görünmeyen kısım yani alt yarım küre oluyor. Alt yarım küreleri de göremiyor. İşte tam dünyayı ve gök koordinat sistemini bu şekilde ikiye ayıran bu çizgiye biz göksel ufuk diyoruz. Şimdi gelelim gök boylamına ve gök enlemine. Şimdi bizim bu gözlemcimiz tam bu boylam üzerindeydi. İşte bu boylama biz gök boylamı diyoruz. Bakın yıldızımız da hangi gök boylamında? Bu gök boylamında. Şimdi bunların bir de enlemleri var. Bakın şöyle bir yuvarlak çizdik. İkisi de aynı enlemdeymiş. Gördünüz mü? Buna da gök enlemi diyoruz. Şimdi dünyada bunun boylamı bakın bu şekilde. Bu benim Z noktamdı. Bakın bu şekilde burada. Gök enleminde de nasılmış? Gök boylamında affedersiniz. Bakın gök boylamı böyleymiş. Gök koordinat sisteminde de bakın gök boylamı burada. Anladık mı arkadaşlar? Yıldızın iz düşümü de yaklaşık olarak şuraya falan denk gelir. Tabi yıldız burada gök ekvatorunda. İz düşümü dünyada düşünecek olursak buraya denk gelir. Bakın yıldızın da gök boylamı böyle. Tamam mı? Gök boylamı dünyadaki boylamı böyle. Gök boylamı da bu şekilde. Şimdi enleme bakalım. Bakın dünyadaki enleme bu şekilde. Gök koordinat sistemindeki enlem de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman gök boylamıyla gök enlemini de bitirmiş olduk. İngilizceleri gök boylamının longitude, gök enleminin latitude. Kısaltmaları da long ve lat olarak geçmiş. Gözlemcinin kutup mesafesi, irtifa veya yükseklik, başucu mesafesini isteyeceğiz şimdi. Hemen dünya üzerindeki noktaları belirtelim. Şurası benim ekvatorumdu. Kuzey kutup, güney kutup. Burası PN. Gök kutbu kutuplarını çizelim. PS. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şu şekilde de merkez yapalım. Şurası dünyanın merkezi M olsun. Biraz fazla şey yaptık. M olsun. Evet şimdi yukarı doğru yine bunları uzatalım. Çünkü bunlara ihtiyacımız olacak. Diyelim ki arkadaşlar ben buradayım. Bir cinali çizelim. Gemiyle buradayız. Şimdi benim o zaman baş ucu noktam ne olur? Zenitim. Şurada bir yerde olur.
Değil mi? Şurası benim başucu noktam olsun. Z. Şimdi bu Z noktam burası. Tamam. Şimdi bir de bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Gök ekvatorumuz vardı değil mi? Gök ekvatorunu da güzelce çizelim buraya. Tamam, şuralardan geçer. Sürekli kullanacağımız için güzel çizmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz bu konularda güzel çizimleri zor yapıyorum. Şimdi bu da benim neyimmiş? Gök ekvatorummuş arkadaşlar. Şimdi bu Z noktamın arkadaşlar gök ekvatorundan olan mesafesi bana neyi veriyordu? Şu mesafe benim latitude yani enlem çizgimi veriyordu değil mi? Mesela diyelim ki buraya lat eşittir 60 derece olsun. Tam bir şekilde kutup noktasına kadar gitseydim 90 derece oluyordu değil mi? Enlem çizgilerimiz 90 taneydi çünkü. Burası 60 sa şu kısım ne kadar olur? 30 derece kalır değil mi? Bu kısma da ben arkadaşlar kolat diyorum. Kolat. Yani gözlemcinin kutup mesafesi. Kolatitude İngilizcesi de. Kolat ne kadarmış eşittir? 30 derece. Gözlemcinin kutup mesafesini de öğrenmiş olduk. Şimdi geldik irtifa veya yüksekliğe. Şimdi arkadaşlar bizim gözlemcimiz tam bu noktada. Eğer burada değil de tam şu nokta üzerinde olsaydı, merkez tarafında bir yerde olsaydı, o zaman bizim gözlemcimizin görebileceği nokta bu gök ekvatorunun yukarısı olacaktı değil mi? Ama bu çizginin biraz sol tarafına doğru kaymış. O zaman bizim gözlemcimizin görebileceği yer şu şekilde biraz yamuk şekilde şöyle bu kısımlar olur değil mi? Yani şöyle bölersek şu kısımlar olur yukarıda kalan. O zaman şimdi gök ufkunu çizelim. Bakın şöyle takriben şura ve burası olsun gök ufkumuzun gelişimi. Bakın şimdi çiziyorum. Benim gözlemcim arkadaşlar tam bu yuvarlağın üstünü görecek. Şimdi diyelim ki gözlemcim burada, gözlemcimin işte zenit noktası yani başucu noktası gök koordinat sisteminde burada. Bir de benim yıldızım olsun arkadaşlar. Yıldızım da nerede olsun tam olarak? Şurada bir yerde olsun. Şuraya bir yıldız koyduk. Bu yıldızı benim gözlemcim sextant cihazını alarak bunun yüksekliğini ölçüyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu yıldız ön tarafta. O zaman ben gök ufkumun bu ön çizgisini kullanacağım. Bunu ölçeceğim zaman gök ufkumdan olan şu mesafeyi ölçüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gözlemcim eline sextant cihazını aldı ve bunun sextant cihazıyla ölçtüğü şu yükseklik arkadaşlar benim neyimmiş? İrtifa veya yüksekliğimmiş. İngilizcesi altitude'muş, kısaltması alt diye yazılıyormuş. Veyahut da arkadaşlar büyük H ifadesiyle de gösterebiliyormuşuz. O zaman şimdi irtifa veya yüksekliği de öğrenmiş olduk. Sıra geldi başucu mesafesine. Arkadaşlar başucu mesafesi de yıldızın bu zenite olan mesafesidir. Yani gözlemcimizin gök koordinat sistemindeki yansıması burasıydı. İşte gözlemcimiz bunu ölçtüğü için gözlemcimizin bu başucu başucuna olan zenit noktasına olan mesafesini söylüyor. O da arkadaşlar şu kısım. Şu kısım benim neyimmiş? Başucu mesafemmiş. Zenit distance. Buraya o zaman yazalım. ZD kısaltmasıyla veya CO alt kısaltmasıyla gösterilebiliyormuş. Şimdi bu iki ifade arasındaki de bağıntıyı gösterelim. ZD artı alt veya H de diyebiliriz. H diyelim. H eşittir 90 derecedir arkadaşlar. ZD ifadesini bulduk. H ifadesini direkt buluruz. H'ı bulduk, ZD'yi buluruz. Yani problemler içerisinde bu formülleri kullanacağız. Başucu mesafesini de bitirdik. Şimdi arkadaşlar semt, kerteriz yani azimut ZN'yi anlatacağım. Tabii bunları anlatmadan önce arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle
kerterizi iyi biliyor olmanız lazım. Eğer bilmiyorsanız hemen sağ üst köşede kerterizle ilgili videomu da paylaştım. Onu da izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar onlarla ilgili. Yanlarına zaten kerteriz ve nispi kerteriz yazdım. Bu ifadeleri tam anlamıyla bilmiyorsanız bunları da şu an öğrenemezsiniz. Onun için bu videoları izleyin. Daha sonra kaldığınız yerden devam edin. Şimdi semt azimutu anlatalım. Semt dediğimiz şey kerteriz demek arkadaşlar. Benim zenit noktamdan bu yıldıza ölçtüğüm bir kerterizim arkadaşlar, tamam mı? Gerçekte hani normal 360 derecelik benim pusula gülümden ölçtüğüm net olan kerteriz ifadem semt olarak geçiyor. Kısaltması ZN'ymiş. Şimdi biz ZN'yi göstereceğiz burada. Bakın benim başucu boylamım neymiş? Bu tarafmış değil mi? Bu boylamımdan arkadaşlar bu yıldızın olduğu şu çizgiyi bu şekilde arkadaşlar ölçeceğim. Kerterizini alacağım. O zaman Z bu tarafsa şöyle, bu tarafa doğru bir açı ölçeceğim. Bakın burası benim kerterizim oluyor. Tam şuradaki ara. Yıldızı ben bu yerde kerteriz etmişim. Yıldızı kerteriz ettiğim açı. Neymiş bu? ZN ifadesiymiş. ZN eşittir. Burası kaç derece olsun? 30 derece. 30 derece diye yazıyorsunuz. Bitiyor. Bu kadar. ZN'yi böyle buluyorsunuz. Semt açısı dediğimiz nispi kerterize geçecek olursak. Bu nispi kerterizse hani normal gemiyi anlatırken gemim böyleyse benim işte iskelemde gemi var diyelim 30 derecede. İskele 30'da gemi var derim değil mi? İşte bir kerteriz videosunda bunları anlatmıştık. İskele 30'da gemi var derim nispi olarak. Şimdi arkadaşlar burada da işte nispi olarak bunu söyleyeceğiz. Bunu da nasıl söylüyoruz? Şimdi onu anlatalım. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz biz ne taraftayız? Gök koordinat sisteminin kuzeyindeyiz. Kuzey yarım küresindeyiz. O zaman benim kısaltmam neydi? AZ'ydi. AZ yazıyorum buraya bakın. Tamam mı? Eşittir. Şimdi biz bu tarafa doğru bakıyoruz. Bakın bu tarafa doğru şöyle bu tarafa bakıyoruz ya. Şöyle bu tarafa gelmişiz değil mi? Sağa doğru gelmişiz. Sağa doğru kaç derece gelmişiz? 30. O direkt 30'u yazıyoruz o zaman. 30 derece diye buraya yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi bunun bir ön kısmı var, bir de arka kısmı var. Tamam mı arkadaşlar? Ön kısmına hangi yarım kürede ise onu yazıyoruz. Yıldız da kuzey yarım küresinde olduğu için buraya kuzey yani N ifadesini koyduk. Bakın hangi tarafta? Sağ tarafa doğru ölçtük. Doğu tarafta. O zaman sağ tarafına da doğu yazıyoruz. East. North 30 East. Bu şekilde nispi kerterizini ölçmüş oluyoruz. Şimdi bununla ilgili farklı örnekler üzerinde bunu gösterelim bir de. Burası oldukça karıştı. Onun için arkadaşlar daha kolay anlayacağınız şekilde şekiller çizerek bu şekil üstünde gösterelim. Şöyle bir artı çizelim buraya. İşte bu kısım PN yani gök koordinat sisteminin kuzeyi. Burası da PS olsun. Şimdi arkadaşlar benim bulunduğum nokta burası olsun. Ben cin alayım. Kuzey tarafında bulunuyorum. Şöyle çizdik. Benim yıldızımsa tam olarak burada bulunsun. Tamam mı? Şimdi yıldızımızı normalde gerçekte şöyle kerteriz ettik değil mi? Şimdi gerçekte kerteriz ettiğimiz normal kuzeyden bu tarafa doğru şöyle döndüğüm zaman kerteriz ettiğim bu olur. Buna ben ne diyordum gerçekte kerterize? Azimut yani ZN ifadesiyle gösteriyordum. Diyelim ki bu tarafa doğru ölçümüm 180, bu tarafta kaç derece olsun işte 50 derece daha fazla gitsin. 230 derecede kerteriz ettim diyelim, tamam mı? Şimdi gelelim nispi kerteriz dediğimiz yani semt açısı. Normalde gerçekte buna semt açısı diyoruz. Ben anlayabilmeniz için buraya nispi kerteriz dedim. Semt açısını da nasıl ölçüyoruz ona bakalım. Bakın buradan en yakın noktadan ölçeceğiz. En yakın bu taraftan olur değil mi bana göre? 230 derece bu tarafta 360'dan bunu çıkarın ne yapar? 360 dereceden 230 çıktı 130 derece olur. O zaman azimutumuzun değeri arkadaşlar 130 dereceymiş. 130 dereceyi buraya yazdım. Bundan sonrası önemli bakın. Ben ne taraftayım? Kuzeydeyim. Kuzeyde olduğum için arkadaşlar ön kısmına buraya kuzey yazıyorum.
Ondan sonra arkadaşlar bakın sola doğru gitmişim değil mi? Sağ tarafa doğru gitseydim east olurdu. Sola doğru gittiysem west olur. Yani batı tarafı. O zaman sağ tarafına da ben west yazıyorum. Bu şekilde arkadaşlar azimutu da bulmuş olduk. Başka bir örnek daha çözelim. Bu da son örneğimiz olsun. Şimdi buraya da şöyle bir artı işareti çizdik. PN, PS ifadelerini koyduk. Yıldızım bunda burada olsun arkadaşlar. Ben de tam olarak burada olayım. Güneyde olayım bunda. Cinalimizi çizdik tekrar. Şimdi ben arkadaşlar yıldızımızı şöyle kerteriz ettim değil mi bu tarafta? Gerçekte pusula gülünde kerteriz ettiğime göre şöyle kerteriz ettim değil mi? Buna biz ne diyorduk? ZN diyorduk. Azimut. ZN'mizin değeri burada arkadaşlar ne olsun? 150 derece ölçmüş olalım tamam mı? ZN'miz bizim neymiş? 150'ymiş. Gerçekte kerterizimiz buymuş. Şimdi gelelim nispi kerterimize yani semt açımıza. Ben burada olduğum için bu taraftan ölçeceğim. Bakın şu benim neyim olmuş olacak? Azimutum olmuş olacak değil mi? AZ diye şu şekilde yazarım. Azimutum da kaç derece çıkar o zaman arkadaşlar? 30 derece çıkar. 30 derecesini yazdım. Şimdi arkadaşlar kuzey mi güney mi ona bakacağım. Hangi yarım kürededeyim? Güney yarım küredeyim. O zaman 30'un önüne S yazarım. Tamam mı? Ne tarafa doğru gitmişim arkadaşlar? Sağ tarafa doğru gitmişim değil mi? Sağ taraf ne taraftı? Doğuydu. O zaman buraya is yazarım. Doğu olan ifadesi. İkinci örneğimizi de bu şekilde çözmüş olduk. Göksel seyirdeki bu bilmediğimiz işte ifadeleri, kelimeleri vesaire bu dersimizde öğretmiş olduk. Bir diğer dersimizde arkadaşlar sekstant cihazını anlatacağım. Sekstant cihazı bizim için çok önem arz ediyor. Bu sekstant cihazı sayesinde bakın alt değerini ölçüyorduk. Hatırlatayım. Onun için sekstant cihazını öğrenemezsek, bu alt değerini ölçemezsek o zaman bunca anlattığımız şey boşuna gider. Onun için sekstant cihazının kullanımını öğrenmeniz gerekiyor. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı, beni takip etmeyi ve kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.